Haftanın üçüncü gününde Emre Bey'in mutfağındayız. Emre Bey'i kostümünden gördüğünüz üzere kendisi bir aşçı. Bakalım bugün yemekler nasıl olacak? Sürede yetişecek mi? Göreceğiz. Birazcık heyecanı var ama onu bugün biz yeneceğiz. Değişik lezzetler yapıyorsun. Özellikle sushi kısmı işin ilginç kısmı. Hanımların bakalım damaklarına göre olacak mı? Ki ben de sushi'yi çok yiyen biri değilim. Dış ses daha iyi bilir. O sürekli yiyor, yapıyormuş da. Menüyü tekrardan dış ses bir saysın. Ondan sonra nelerden başlayacağız bir öğrenelim. Ayvalı mercimek çorbası, sushi, lime limonlu roka salatası, fettuccine makarna, acı tatlı soslu tavuk ve kestaneli süt helvası. Hah işte bak acı tatlı soslu. Bu sos çok güzel bir sostur eminim. Çünkü böyle değişik lezzetler acıyla tatlı birbirine karışınca güzel oluyor. Nasıl tabii dengeleyeceksin? Seyircilerimize bugün o sosları tek tek bir anlat. Bu süt helvasını güzel yapalım. Şimdi tarifini bir verelim. İnsanlar bir coşsunlar bugün. Hadi başla. Önce şu ayvalı çorbayı çok merak ediyorum. Aynalı kemer. Hayır o. Ayva çiçek açmış yazıma gelecek. Gönülü bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönülü bu sevdada. Üst gerdanı kır. Bak üst gerdanı. Senin köprücük kemiklerin çıkıyor zaten bak. Kemal Sunal rahmetli yapardı ya. Ula böyle böyle bak. Tiririri 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 dam rom tiririri dam. Oynamayı sevmiyor. Oo burada 32 kemiği. Vallahi çekerim ama öyle. Burada 32 kemiğin ayrı oynayacak. Sen hiç merak etme. 3, 2, 1 başla. Şimdi mercimeği iyice yıkayacağım. Tamam. Berrak bir su çıkana kadar nişastasından arındıracağım. Sonra tencereye mercimeği ve soyduğum ve doğradığım ayvaları ekleyeceğim. Haşlamaya bırakacağım. Haşlandıktan sonra blenderdan geçireceğim. Ondan sonra terbiyesi için tereyağıyla un kavuracağım. Ya buna roux diyoruz aslında çorbaya kıvam vermek için. Robottan çektikten sonra hazırladığım karışımı roux'una ekleyeceğim kıvam vermesi için. Yani çorbanın ruhunu vereceksiniz. Ruhunu vereceğim, kendini bulacak. Sonra baharatlarını ekleyeceğim. Çorbam hazır olmuş olacak. Harika, güzel anlattınız ama bakalım yapabilecek misiniz? Peki ayva buna nasıl bir aroma veriyor? Ben onu anlamadım. Ne alaka bu ayva bunun içine? Mercimek çorbasının klasikleşmiş halinin dışına çıkmasına. He. Tabii. Peki şimdi onu leğende yıkasak? Bunu yıkayacağım ama akan suda yıkamam lazım. Akan suda. Evet. Evimizin kenarında nehir, göl, gölet varsa bence mercimeği alın oraya gidin. Yoksa böyle bayağı su gidiyormuş. Kadir sen daha önce sushi yemiştin ama ucuzunu almıştın. O da bayağı çıkmıştı değil mi? Daha ağzıma götürmeden kokusu genizimi yakmışlar. Peki daha önce hiç çili sos tattın mı? Kivili sos. Çili çili. Çili. Ömrümde ne duydum ne ağzıma sürdüm. Acı mı bu? Acıysa yemem bak. Tatlı acı bir tadı var. Tatlı acı. İçinde acı olduğu sürece tatlı olmasının bir anlamı yok. Ama bu sosun tatlı bir acılığı var. İşte bak dün çiğ köfte yedim nasıl ağzım yandı gördün. Peki daha önce hiç wasabi yedin mi? Daha önce wasabi yedim. Sushi ile birlikte. Hayır sushi'siz yedim. O wasabi tüpünü alabilir miyim? Onu buna sıkmışlar. Versin onu bana. Emre Bey daha iyi bilir. Bu wasabinin hava almaması gerekiyor. Ama bizim saçaklılar bilmiyor. Evet, ne bilsin o wasabiyi? Kapatmamız lazım. Çünkü rahmetli babaannem onu bize köyden gönderirken bidona basıp gönderiyor. Evet. Bir çay kaşığı verir misiniz? Rahmetli çok yapardı. Bir de bu wasabili melemen yapardı babaannem. Hatta son zaman rahmetli bir wasabi çakmak verin adama. Wasabi diye tutturdu. O zaman da hiç mevsimi değildi. Kanı yemeden. İçinde kaldı. Ama biz onu 40'ında dağıttık. Pidelerin üstüne sürdük. O zaman gel bakalım. Hadi al bir lokma da rahmetliyi alalım. Rahmetliyi evet, çakmak. Da. Çakmak lazım. Bana bak o acı mı? Çok acıysa yeme. Yok yok bu tatlı ekşi. Tatlı ekşi mi? Tatlı ekşi sos bu işte. Şu alttan parmağımı daldım. Yemem böyle o kadar çok büyük. Hadi ama Kadir. Hayır hayır sana inanmıyorum. Ne gözlerini belertiyorsun ağzım yandıktan sonra. Tatlı ekşi diyorum sana. Evet. Hadi ama aç ağzını. Ay! Oo, çekil! Oy deden ölmesin senin! Ölen, ölen! Aa! Aa, bu nasıl bir şey? Ağzım. Aa, kötü mü olmuş? Çok kötü. Gel gel acı acıyı söker. Canı çıkmasın senin. Hayır ki babaannem son dakika yemeden gitmiş. Al ceviz at ağzına. Dulaklarım yandı. Ver. Ula o nasıl bir zehir? Çakmak yok mu ya? Kadir ile yakın işte. Kadir yanıyor şu anda. Bizim kuzuyum ben oraya. Üf ejderha kimin oldum? İyi misin Kadir? Ay. Bendeki akıl ki sana uydum gene. Tadı nasıl ama? Bir şey değil mi? Tadı hem tuhaf kötü hem acı. Ben dudaklarım şu an yanıyor.
kötü mü ya? Sen bu suyu nereden, çeşmeden mi verdin? Acıyla anlamadım da. Yok, şeyden verdin ya. Hayır, ağzıma cezer yattığım halde geri onun tadı geldi ağzıma. Dağıttın her yerde. Dün diyorum çiğ köfteden yandım ben, bana verdiği acıya bak. Bunu siz tüllünün içine biçine koyun, iyi gider acı acı. Nasılmış ama? Aa, zenginler demek ki yaramazlık yapınca çocukların ağzına bunu sürüyor. Bunu asıl soya sosuyla karıştıracaksın. Bunu vallahi istersen altın tasa koy, bu yenmez. Bunu neyden yapıyorlar, o balığın değil mi? Yo yo, bu özel bir bitki. Yok ki, bizim Tokat'ın çemeni daha güzel vallahi.